turizm potansiyeline, gelire, ortak kazanca dönüştürülmesi, refah katkısının artırılması bizlerin elindedir. Öncelikle kendi aramızda turizm ilişkilerini geliştirmek için sahip olduğumuz imkanları birbirimize tanıtmamız gerekmektedir. Ayrıca ortak tur paketleri düzenleyebilir, buna sağlık turizmini de ekleyebiliriz. Biz Türkiye olarak turizmde küresel krize rağmen nadir büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Artık Türkiye dünyanın 7. büyük destinasyonu haline gelmiştir. Ayrıca Türkiye'den de yurt dışına yoğun bir turist akışı söz konusudur. Yurt dışına çıkan Türk turistlerin bölge ülkelerine yönlendirilmesi için tanıtıcı faaliyetlerimizi artırabiliriz. Coğrafyamızdaki fiziki altyapının geliştirilmesi ekonomik kalkınmamızın temellerinden birini teşkil etmektedir. Bu bakımdan müteahhitlik sektörü öne çıkmaktadır. Müteahhitlik sektöründe uluslararası ölçekte iş yapan şirket sayısı bazında Çin'in arkasında dünyada ikinci sırada yer almaktayız. 82 ülkede toplam 160 milyar dolar değerinde 5200 projeyi üstlenip ve bunları başarıyla tamamlamış durumdayız. Bölge ülkelerinde büyük çaplı altyapı, müteahhitlik projelerinde ortaklık yapılması ekonomik işbirliğimizin gelişmesinde katkı sağlayacaktır. Bölgemizde ekonomik kalkınmayı ve işbirliğini artırmayı hedeflerken göz ardı edemeyeceğimiz bir hususta bunun çevresel yansımalarıdır. Bugünkü toplantımızın ana teması da sürdürülebilir kalkınmada işbirliğidir. Değerli dostlarım, huzur olmadan ticaret gelişmez. Ticaret olmadan da zenginliğe ulaşamayız. Eğer zengin olmak istiyorsak karşılıklı ticaretimizi desteklemeliyiz. Ticaretin olabilmesinin de tek bir şartı var. Bölgemizde huzura ihtiyacımız var. Bakın, gelişmiş olan ülkeleri eğer incelediğimiz zaman ticaretlerinin %50'sini komşularıyla ve yakın çevresiyle yapmaktadır. Ve zenginliği herkes ortak bir işbirliği alanı olarak paylaşmaktadır. Zenginlik tabii bir şey daha ortaya getirmektedir. Güvenlik konusunu bir araya getirmektedir. Güvenlik zenginlikle eşdeğerdir. Eğer zengin olmak istiyorsak ticaretin önünü açmamız lazım. Hepimiz birbirimizle olan ticaretin önünü açmalıyız. Doğal kaynaklara bağlı olan zenginlik, refahın toplumun diğer katmanlarına ulaşmasında sıkıntı getirmektedir. Esas zenginlik özel sektörün gelişmesine bağlıdır. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak tüm bu imkanların işbirliğine dönüştürülmesi için Orta Doğu ve Orta Asya iş dünyası ile yoğun iletişim halindeyiz. Bugün sizlere sadece Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanı veya DEİK Başkanı olarak hitap etmiyorum. Bugün size aynı zamanda Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan ve 6 Orta Asya Cumhuriyeti'nin iş dünyasını kapsayan Ekonomik İşbirliği Ticaret Sanayi ve Odası'nın başkanı, aynı zamanda 57 İslam ülkesi iş dünyasını bir araya getiren İslam Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan vekili olarak hitap ediyorum. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak bölgesel işbirliğine verdiğimiz önemle bu tip bölgesel iş dünyası kuruluşlarında lider hep beraber rol almalıyız. Bölgesel ticaret ve ekonomik politikaların şekillendiği bu platformların kalıcı diyalog ve işbirliğini geliştiren yapılar haline gelmesini teşvik etmeliyiz. Bu program sonrasında da hemen akabinde Türkiye, Suriye, Ürdün, Lübnan arasında oluşturulan yüksek düzeyli dörtlü işbirliği konseyi kapsamında DEİK tarafından yapılan özel sektör yaklaşımını ortaya koyan bir çalışmanın tanıtımını yapacağız. Türk, Suriye, Lübnan ve Ürdün özel sektörleri olarak bir araya gelip ortak işbirliği projemizi bütün kamuoyuyla ve kamu yetkilileriyle paylaşacağız. Değerli konuklar, sözlerime son vermeden önce bu toplantı himayelerini alarak bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
3 gün boyunca devam edecek toplantılarımızın hem bölgesel ekonomik gelişme hem de sürdürülebilir kalkınma için önemli sonuçlar ortaya koymasını, bu zirvelerin periyodik hale gelerek ekonomik işbirliğinin derinleşmesine ve çeşitlenmesine imkan verecek şekilde sürdürülmesini diliyor. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ü açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim efendim. Değerli bakanlar, değerli misafirler, öncelikle uzaktan ve yakından dost ve kardeş ülkelerden buraya gelen bütün konukları ve panelistleri en kalbi isterimle selamlıyorum ve Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Aranızda çok sayıda değerli tanıdıklar var, dostlarım var. Herkesi burada görmekten gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizleri üç imparatorluğa başkentlik yapmış, kıtaların ve medeniyetlerin kesişme noktası olan İstanbul'da ağırlamaktan da hep beraber büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada tabii kendinizi misafir veya yabancı gibi hissetmeyeceksiniz. Zira hepimizin ortak tarih mirasının görkemli nişanesi olan İstanbul, tüm misafirlerimizi birer hemşeri olarak kabul etmektedir. Hatta bu hemşeriliği böyle bir kış günü öyle bir göstermektedir ki havada gördüğünüz gibi çok güneşli. Kış mevsiminde iyi mi kötü mü bu ayrı bir mevzu ama size burada bulunduğunuz süre içerisinde güzel bir İstanbul günleri geçirtirecektir. Değerli konuklar, değerli misafirler, artık küresel bir köy haline dönüşen dünyamızda bilgi, sermaye ve insanlar tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı hareket etmektedir. Küreselleşmenin getirdiği bu nimetler layıkıyla kullanılmadığı takdirde ciddi riskler de oluşturmaktadır. Yeni küresel şartları doğru okumayan, bu süreçte kendilerini tecrit eden ülkeler kalkınma ve özgürlük yarışında geride kalmakta, gelecek nesillerin istikbalini şimdiden ipotek altına almaktadırlar. Diğer bir deyişle, küreselleşmenin hızına ayak uyduramayan ülke ve toplumlar, bisikletin pedalını çeviremeyen sporcular misali kaldıkları yerde düşmektedirler. O bakımdan bu büyük yarış içerisinde herkes var gücüyle en iyi şekilde yerini alması gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu yarışı başarıyla sürdürebilmek, sadece bir ülke veya halkın münferit çabalarıyla mümkün olmaktan çıkmıştır. Bugün güvenlikten, teröre, ekonomik istikrardan, sürdürülebilir çevreye kadar pek çok sorun, ancak kapsamlı ve etkili bir uluslararası işbirliğiyle mümkün olmaktadır. Bu yöndeki en başarılı işbirliği örneklerinin öncelikle bölgesel düzeyde başlaması da kaçınılmazdır. Bölgesel düzeyde güvenlik, istikrar olmadığı süre içerisinde, bölge içerisinde ekonomik işbirliği, ticaret de tabii ki olmayacaktır. Dolayısıyla bunlar büyük meseleler ve çok kapsamlı bir şekilde hem ülkeler, hem şirketler, hem bireyler bazında hep alınması gereken çok önemli konulardır. Uluslararası ilişkilerin daha da yoğunlaştığı ve geliştiği günümüzde siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda işbirliğini sadece hükümetler arası mekanizmalarla yürütmenin de artık devri çoktan geçmiştir. Hükümetler, devletler altyapıyı oluşturacaklardır.
biraz önce söylediğim büyük meseleleri, güvenlik meselelerini yapacaklardır. Hukuki alt temeli oluşturacaklardır. Rayları döşeyeceklerdir. Anlaşmaları imzalayacaklardır. Ama bunun arkasını getirecek olan da hükümet dışı aktörlerdir. Bunlar sivil toplum kuruluşlardır. İş dünyasının organizasyonları, dernekleridir. İş dünyasının büyük şirketleridir, üniversitelerdir, bilim adamlarıdır. Dolayısıyla sadece hükümetlerden beklememek gerekmektedir. Türkiye, jeostratejik konumu ve tarihi tecrübesi itibariyle ait olduğu Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, Akdeniz ve Orta Asya coğrafyası ve ötesinde barış, istikrar ve refahın gelişmesine katkıda bulunmak için azami ölçüde gayret göstermektedir ve dış politikamızı bu çerçeve içerisinde yürütmekteyiz. Bir taraftan dış politika, bir taraftan güvenlik algılamaları ve istikrara verdiğimiz önem hep bu çerçevededir. Bu itibarla özellikle İstanbul'u siyasi, ekonomik, finansal ve diplomatik bir hap haline getirmek için son yıllarda birçok etkinlikleri de ev sahipliği yapmaktayız. Zira İstanbul'dan en fazla 4 saatlik bir uçak seyahatiyle yaklaşık 50 ülkeye veya dünya nüfusunun yaklaşık 1/4 birine ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda öncülük ettiğimiz işbirliği süreçlerine en önem verdiğim girişimler arasında bugün himayemde kurulan uluslararası işbirliği platformunda girmektedir ve bundan dolayı aranızdayım ve bu teşebbüsü gerçekten kalbi samimi olarak destekliyorum. Bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiğiniz uluslararası işbirliği platformu ekonomik, siyasi, bilimsel ve kültürel alanlarda devlet adamlarını, kanaat önderlerini, önde gelen iş adamlarını ve genç liderleri bir araya getirmeyi, diyalog ve işbirliği anlayışını pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Burada hazır bulunan pek çok ülkeden gelen siz değerli katılımcıları gördüğümde platformun kuruluş amaçları doğrultusunda büyük ve güçlü bir ilk adımı attığında fark ediyorum. Birçok şey tanışmakla, diyalogla, beraber oturup konuşmakla başlıyor. Arkası sonradan geliyor. Hiç tanımadığınız, karşılıklı bilgiye sahip olmadığınız ne ülkeyle, ne şirketle, ne de kişilerle iş yapabilirsiniz. O bakımdan her şeyin ilk adımı bir araya gelmek, konuşmak ve birbirinin farkında olmak, birbirinin potansiyelini görmek ve neleri birbirimizle tamamlayabiliriz, bunu beraber gözlemlemektir. O açıdan bu buluşmayı, bu toplantıyı gerçekten çok değerli görüyorum. Değerli misafirler, konuşmamın başında bilginin, sermayenin ve insanların dolaşım hızındaki baş döndürücü gelişmeye işaret etmiştim. Ne var ki bu nimetlerden herkesin yararlanması kendiliğinden olabilecek bir şey de değildir. Mevcut meseleleri iyi tahlil eden, riskleri zamanında öngören ve fırsatları iyi tespit eden birey, şirket, toplum ve ülkeler bu nimetlerden layıkıyla yararlanabilmektedirler. Geleceğe yönelik fikir eksersizleri yürütenler, mevcutla yetinmeyip daima iyisini ve farklısını hedefleyenler, bu süreçte kazananlar arasında yer alacaklardır. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilkeleri kendisine düstur edinenler, düşünce ve ifade özgürlüğünü öne çıkartanlar muhakkak ki bu yarışta daha önde olacaklardır. Eğitim, bilim, araştırma, geliştirme ve teknolojiye yatırım yapanlar tabii ki diğerlerinin önüne geçecektir. Ortak hafıza ve ortak aklı en iyi şekilde işletebilen ve bunun en iyi
en etkin şekilde ortak eyleme yine dönüştürenler muhakkak ki avantajlı çıkacaklardır. Onun için bu bölge ülkeleri olarak ve bölgenin iş adamları, devlet adamları, düşünürleri, yazarları, gazetecileri, gördüğüm kadarıyla aranızda onlar da var. Bunlar olarak ne kadar çok bir araya gelip bütün bu söylediğim istikamette ortak hareket edilirse o kadar çok diğer bölgelere göre önde olunacak, o kadar çok fayda üretilecektir. Uluslararası İşbirliği Platformu, yukarıda kısaca özetlediğim tespitleri akılda tutarak meselelerin üzerine dikkatle eğilmeli, doğru teşhislerle sorunların çözümüne yönelik en doğru reçeteleri ortaya koymalıdır. Bu platform bir yandan geleceğe ilişkin sağlıklı bir vizyon çizerken, diğer yandan geleceğimizi yönetecek gençlerimizi bugünden üstlenecekleri büyük sorumlulukları hazırlayacaktır. Bu nedenle Uluslararası İşbirliği Platformu bünyesinde Genç Liderler Forumu'nun da ihtisas edilmesi son derece yararlı olmuştur. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin bu platform kapsamında şimdiden bir network oluşturmaları, kendi kendilerini tanımaları, birbirlerinin adreslerini almalarını, birbirleriyle gerek elektronik ortamda, gerek diğer ortamda bir araya gelmeleri ileride çok büyük yapacakları işlerin yine ilk adımı olacaktır. O bakımdan buna da çok değer veriyorum. Kıymetli misafirler, platformun temel amaçlarından bir diğeri de dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki tarihi bağları ileri seviyede bir işbirliğine tahvil etmek olmalıdır. Bu nedenle burada oluşturduğumuz ortak aklı, ortak eyleme dönüştürmek temel hedeflerimiz arasında yer almalıdır. Uluslararası İşbirliği Platformu vasıtasıyla yaratacağımız katma değerin, uluslararası gelişmelerin giderek çok boyutlu bir nitelik kazanmakta olduğu dünyamızda siyasi, ekonomik ve kültürel birikimlerimize milli menfaatler ve ortak idealler doğrultusunda ivme kazanacağına inanıyorum. Düzenleyeceğiniz panel ve oturumların siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda hem zihninizi hem de yolunuzu aydınlatacağına da inanıyorum. Yapacağınız tartışmalarda bütün ön yargılardan uzak her türlü düşünce ve projeyi ortaya koymaktan da çekinmeyiniz. Özellikle yeni yetişen nesillerin üretecekleri taze ve dinamik projelerle ülkelerimizin ve toplumlarımızın daha güzel, daha verimli ve daha müreffeh bir geleceğe erişmelerine katkıda bulunacaklarına olan güvenimde tamdır. Değerli misafirler, bugün ilk toplantısını yaptığınız platformun kurumsallaşması ve müteakip toplantıların düzenli olarak İstanbul'da veya bölgedeki başka bir kentte, başka bir başkentte tekrarlanmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla platformun kurumsallaşması için kuruluşuna öncülük yapan bütün şahsiyetleri herkese gerçekten teşekkür ediyorum ve herkesi de tebrik ediyorum. Uluslararası İşbirliği Platformu'nun yakın bir gelecekte Davos gibi veya The Economist konferansları gibi uluslararası mesele ve tartışmalara ton ve yön veren bir platforma dönüşebileceğine inancım tamdır. En azından bölgede böyle bir hareketliliğin başlaması ve bölgeye bu anlamda da sahiplenilmesi açısından bu çalışmaların ve bu platformanın çok değerli bir fonksiyon göreceğine inanıyorum. Bu anlayıştan başta dost ve kardeş ülkelerden gelenler olmak üzere bütün değerli iş adamlarını, değerli siyasetçileri, bilim adamlarını, gazetecileri ve herkesi tekrar büyük bir muhabbetle selamlıyorum. Ve hepinize hoş geldiniz diyorum İstanbul'a ve hepinize çok başarılı çalışmalar temenni ediyorum. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, sizi bir süre daha sahnede kalmanızı istirham edeceğim. Size plaket vermek üzere UİF ve İş Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Ali Coşkun'u
Ve aynı zamanda UİP ve TOP adına da Sayın Başkan Rıfat Tesarcıklıoğlu'nun plaketini takdim etmek üzere. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli konuklar, izninizle Yüksek Şehre Kurulu adına ve iş dünyası adına Sayın Cumhurbaşkanı'na şükran belgesini arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Söyleyeceklerimi biraz önce söyledim doğrusu. İş Dünyası Vakfı da tabii bütün bu söylediklerime çok zemin hazırlayan bir vakıf. Dolayısıyla öncelik yapan bir vakıf. Oradaki bütün çalışmalarda hepsini de yakından takip ediyorum. Tebrik ediyorum. Buna da çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar, programımızın bu bölümü tamamlanmıştır. Resepsiyona sizleri davet etmek istiyorum, arz ederim. Quedará